Yani bu bence gerçekten insanın hamuruna göre değişen bir şey olabilir. Yani sevgi bana kalırsa hayatta başımıza gelen tüm olumlu ya da olumsuz olayların temeli diye düşünüyorum. Sevgi bütün kapıları açan bir anahtar bence. Güçlü durabilir mi? Bana kalırsa bir tık bir tarafı bir kanadı kırık kalır insanın. Çünkü sevgi ilk başta zaten anne babada başladığı için anne baba büyüdüğümüzde bütün insanlarla, işimizle, gücümüzle, hayatımızdaki insanlarla, çocuğumuzla olan bütün ilişkileri etkiliyor. Dolayısıyla da orada görmediğimiz bir sevgiyi farklı biçimlerde aramak bizi biraz güçsüz kılabilir diye düşünüyorum. Yani fedakarlık yapabileceğimiz bir aşkı bu zamanda bulabilmek benim için en güzel bir şey olurdu diye düşünüyorum. Bana kalırsa insanın kendi mutluluğundan önce hayatındaki insanın mutluluğunu düşünmesi ve onun için çabalaması ve aşk için kendinden geçmesi ve kendini unutması en büyük fedakarlık. Ama bu yapılmalı mı yapılmamalı mı noktasında benim soru işaretlerim var. Sonrasında üzülmemek, kırılmamak ya da gerçekten kendi benliğimi, kendi mutluluğum için bu hayatta neredeyim diye sormamak açısından buna değecek insanlarla iletişim kurmak bana daha belki de konforlu geliyor. Ama aşk için, aşk dediğiniz şey zaten birçok şeyden vazgeçmek ve başka bir evreye geçmek. O yüzden de şu an spesifik olarak evet şöyle bir fedakarlık yapardım diyemem ama cesur davranırdım diye düşünüyorum. Benim sanırım konservatuvarı kazanmam ve birincilikle mezun olduğum gün benim hayatımın dönüm noktası olabilir. Bir de hayatımda her zaman böyle kendi yazdığım şarkılardan oluşan bir albüm çıkarmak hayalim vardı. Onu da yaptım. O da benim için ilk single'ımı çıkardığım zaman bambaşka bir hayatım oldu. Yani aslında konservatuvara girmek o hayallerimi gerçekleştirmenin ilk noktasıydı. Benim için çok olamayacak kadar büyük bir hayaldi ve onu yaşadım. O yüzden okula girmek ve oradan birincilikle mezun olmak ve ilk kendi sözünü bestesini yazdığım albümü çıkarmak benim için çok büyük dönüm noktalarıdır. Feodalite geliyor biraz. O feodal bağlar, o toprak bağlılığı benim çok hoşuma giden bir şeydir aslında. O saygı, o hiyerarşi. O geliyor. Anlat anlat ben bozmasın. Aşk geliyor gerçekten. Neye geliyor aşk? Ve kötü nasıl diyeyim? Anlat. Kötülerin kim kötü ya? Aa, kim kötü? Kimse kötü değil. Yani kötülüklerin gerçekten sevgiyle aslında bu ilk soruyla da bağlantılı olabilir. Yani o kötü düşüncelerin, o art niyetlerin, o hesapların, kitapların aslında sevgiyle karşılaştıktan sonra, gerçek aşkla karşılaştıktan sonra neye evrildiğini izleyeceğimiz bir hikaye olacak diye düşünüyorum ben. Şey mi? Anne oğlum aşkından bahsediyor bir Oğlum. Onu konuşmuyor muyduk? Ben o yüzden geldim ama. Hoş Değil mi o? geldin canım. Öyle genel aşk.